Evet arkadaşlar, Çöz Kazan Yayınları TYT Biyoloji Soru Bankası'nın soru çözümlerine, video çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda neredeyiz dersek, şu anda kalıtımdayız. Yani sondan bir önceki ünitemiz olan 5. ünitemiz. Yani kalıtımın genel ilkeleri dediğimiz bölümdeyiz arkadaşlar. Sayfa 107'deymiş. Açalım. Evet gençler, sizler buradan takip edebilirsiniz. Ben daha geniş portföyde kağıdımda çözümme startımı veriyorum. Şimdi ilk sorudayız gençler. Yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinin sonucunda oluşan yavru bireylerin heterozigot genotipli olma olasılığı bulunmaktadır demişiz. Şimdi arkadaşlar, birinci öncüldeki çaprazlamayla başlayalım. Birinci öncüldeki çaprazlamayı yapacak olursak eğer, x büyük r, x küçük r, x büyük r, y, x küçük r, x küçük r, x küçük r, y. Biz neyi sormuşuz? Heterozigot genotipli olma olasılığı. Bakın, heterozigot. Çünkü heterozigot ne demektir? Farklı alellerin bulunma durumudur. Mesela bakın, bu homozigottur. Aynı aleller var ama burada farklı alel durumu söz konusu olduğu için heterozigottur. Ama siz buna ya da buna homozigot, heterozigot diyemezsiniz. Ama birinci öncülde net bir şekilde heterozigot genotipli bireylerin oluşma olasılığı vardır. Peki 2'ye bakalım. 2'de yapılan çaprazlamada ben bir kısaltma yapacağım. Bakın bu şekilde... İki alel aynı olduğu zaman birini eleyin. Boş yere aynı çaprazlamadan bir kez daha yapmayın. Zaman kazanırsınız. Şöyle ne olur? X büyük R, X küçük R. Alın size heterozigot. X küçük R, Y şeklinde geliyor. O zaman burada da böyle bir olasılık var. 3'te bakın, yine aynı alel durumu söz konusu. Birini eliyorum. Çaprazlamayı yapıyorum. X büyük R, X küçük R heterozigot. X büyük R, Y şeklinde. Bakın, heterozigot genotipli burada da var. 4'te eleme durumu söz konusu değil çünkü aynı aleller yok. Ama büyük R büyük R olabilir. Büyük R küçük R olabilir. Büyük R Y olabilir. Küçük R Y olabilir. Bakın, heterozigot genotipli oluşma olasılığı vardır. O halde cevabım hepsidir arkadaşlar. İkinci sorudayız. Aşağıda verilen soy ağaçlarından hangisinde koyu renk ile gösterilen bireyin genotipi kesinlikle A sıfırdır? Arkadaşlar, A seçeneğine bakacak olur isek eğer, A ve B'den AB geldiyse, şimdi ben bir kere bunun AA mı, bunun BB mi olup olmadığını dahi bilmiyorum. Yani veya burası A sıfır mı, burası B0 mı? Onu dahi bilmiyorum. Dolayısıyla burada kesinlik arayamazsınız. Peki burada bakın arkadaşlar, burası 0'dır. 0 ise eğer, burası B0'dır. Bir diğer 0 da buradan gelir. Şimdi buraya bakalım. Burada 0'lık var, görüyorsunuz. 0 0 olma durumu var. Sıfırlardan biri A'nın yanından gelmiştir. Diğeri buradan gelmiştir. Fakat buranın anne ve babasına bakacak olursanız eğer, burası ya B0 olacaktır ya da 0-0 olacaktır. C seçeneğine bakalım. Şimdi C seçeneğinde 0 olma durumu bakın burada var. O zaman 0'lardan birini buraya atacak mı? Attı. Yukarıya doğru çıkalım şimdi. A, B, A, B. Arkadaşlar, burayla ilgili yorum yapamıyorum dikkat ederseniz. Yani burası belki 0-0 dahi olabilir. Niye? Mesela A 0 olabilir, B 0 olabilir. Herhangi bir kesinlik yok. Geldik buraya arkadaşlar. Geldik buraya. Burada ne var? 0-0 olma durumu var. Sıfırlardan birini kimden almış? Anneden almış. Diğerini kimden almış? Babadan almış. Fakat kardeşi A kan grubu fenotipinde ise, bu A nereden gelecek arkadaşlar? Buradan gelecek. O halde yanıtım Denizli seçeneğidir. Burada yine 0-0 olma durumu var.
Bu sıfırlardan birini B'ye aktaracak. Bu B mutlaka buradan gelecek. Mutlaka buradan gelecek. Ha burası BB de olabilir. AB de olabilir. B sıfır da olabilir. Kesinlik durumu yoktur. Onun için yanıtım Denizli'dir arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Aşağıda verilen soy ağacında koyu renkle gösterilen bireyler AB genotipine sahiptirler. Hemen yazalım o zaman. AB, 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 AB ve AB. Buna göre numaralandırılan bireylerden kaç tanesinin, pardon, kaç tanesi A kan grubundan olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın. A kan grubundan olabilir. Mesela A0 olabilir burası. Ya burası da A0 ya da özür AA da olabilir. Burası da mesela AA ya da A0 olabilir. Burası da AA ya da A0 olabilir. Burası da AA ya da A0 olabilir. AA da olsa, A0 da olsa kan grubunda bunların fenotipi yani dış görünüşü A olarak bilinmektedir arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik alel genlerce kalıtılmaktadır. Çaprazlamalarından hangilerinde oluşacak dişi bireylerin renk körü olma ihtimali yoktur? Arkadaşlar dişi bireyler renk körü olur ise genotip bu şekilde gösterilir. Bu şekilde olursa genotip taşıyıcıdır. Bu şekilde olursa genotip sağlıklı fenotipine sahiptir. Şimdi mesela bakın şu anneyle şu babadan kesinlikle ve kesinlikle kız çocukları sağlıklı olarak dünyaya gelecektir. Renk körü olma ihtimali yoktur. Ama bakın şöyle bir anneyle şöyle bir babadan renk körü gelme ihtimali kızların vardır. Küçük R, küçük R'den ötürü. Burada var mı? Burada olmaz. Çünkü babada bir kere küçük R yoktur. Babada büyük R vardır. Annede küçük R vardır. Yani çocuk kesinlikle ne olacaktır? Taşıyıcı olacaktır diyoruz. Ya bu arada hatırlatmamızı yapalım gençler. Yani kalıtım bölümünden her sene olduğu gibi bu sene de mutlaka ve mutlaka iki sınav adına konuşuyorum. Toplamda en az bir soru lütfen bekleyin. Hatta bir TYT bir AYT'de de gelme olasılığı vardır. İnsanlarda gözlenebilen 1-2-3 sendromlarından hangileri gonozomal kromozomlarda ayrılmama sonucu oluşur? Süper dişi sendromunda kromozom formülümüz 44 artı X, X, X'tir. Turner sendromunda 44 artı X'tir. Down sendromunda 45 artı XX dişiler için, 45 artı XY erkekler için geçerlidir. Gonozomal ayrılmama dediğiniz ayrılmama eşeysel kromozomlardaki ayrılmamadır. Eşeysel kromozomlar adına konuşuyoruz. Bakın burada vücut kromozomu otozom, burada vücut kromozomu otozom da problem yok ama gonozomlarda problem var. Nasıl? Normal şartlarda normal bir dişi birey XX olmalıyken burada 3 tane X var. Veya XX olmalıyken burada 1 tane X var. Ama buraya bakın. Gonozomlarda hiçbir problem yok. Burada ise otozomlarda sorun var. Niye? 44 olması lazım ama buraya 45 yazılmış. O halde gonozomal ayrılmama sonucunda oluşan durumlar 1 ve 2'dir. Aşağıdaki soy ağacında koyu renk ile gösterilen bireyler belli bir özelliği fenotipinde göstermektedir. Koyu renk ile gösterilen bireyler genotiplerinden hangilerine sahip olabilir demişiz. Tamam arkadaşlar şimdi bakalım hangilerine sahip olabilirler. Şimdi bakın arkadaşlar mesela burası küçük a küçük a olsa ki olabilir mi? Olabilir. Niye olabilir? Bakın gösterelim. Hepsine küçük a küçük a diyelim şu şekilde. Diğerleri o halde ne olacak arkadaşlar? Büyük A ile sembolize edeceksiniz. Çünkü belli bir özelliği fenotipinde gösteriyorsa bunlar baskın özelliktedir. Bakın. Küçük A'lardan biri buradan, bir diğeri buradan. Küçük A'lardan biri buradan, bir diğeri buradan. Küçük A'lardan biri buradan, bir diğeri buradan.
Buradan küçük A'yı alabiliriz. Buradan küçük A'yı alabiliriz. Buradan küçük A'yı alabiliriz. Burası da büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A olabilir. Peki. Diğerleri niçin olmuyor? Arkadaşlar bakın. Diğerlerin olmama sebebi için hepsine bakmanıza gerek yok. Şuraya bakmanız kafidir. Neden? Şimdi diyelim ki burası büyük A. Küçük A ya da büyük A, büyük A olsun. Yani fenotipleri her ikisinde nedir? Büyük A'dır. Eğer ki bu büyük A ise tarılı olmayanlara küçük A diyeceksiniz. Madem öyle. İki küçük A'dan büyük A'nın gelme olasılığı var mı? Yok. O halde bunları eleyeceksiniz ve cevabı yalnız 3 olarak işaretleyeceksiniz. Yani birincisinde de o kadar uzun yöntem yapmaya gerek yok ama ben bu tarz sorularda hani ilk gösterdiğim için detaylı çözüm gerçekleştirdim. Hadi bakalım 7. soruya geçelim. 2N eşittir 34 kromozomlu bir üreme ana hücresinin mayoz bölünme sırasında kardeş kromatitlerde ayrılmama durumu gözlenmiştir. Şimdi arkadaşlar kardeş kromatitlerde ayrılmama varsa burada ne var? Anafaz 2'de problem var demektir. Mesela ben bir metafaz 2 çizeyim önce. Sonra anafaz 2 çizeyim. Bakın metafaz 2'de kromozomlar ortada yan yana. Anafaz 2'ye dikkat edelim. Ne yaptım ben burada? Burada ben şunu yaptım. Kardeş kromatitlere çektim bunları, çektim bunları, çektim bunları, çektim bunları. Ama kardeş kromatiti ayırmadım arkadaşlar. Kromozomu olduğu gibi bir kutuba attım, gönderdim. Halbuki burada da bir tane kardeş kromatit, burada da bir tane kardeş kromatit olması lazım idi. Şimdi burada N eşittir 3 kromozom olunca burada ne olacak gençler? 1, 2, 3, 4 kromozomlu olacak. Yani N artı 1 kromozomlu olacak. Burada ne olacak? 2 kromozomlu yani N eksi 1 kromozomlu olacak. Diğer hücrelerden yani ki bu bir tane hücre için geçerli. Sen de iyi biliyorsun ki mayoz 2'de toplamda 2 tane hücre var. Diğer hücreler sağlıklı olabilir. Yani 2N eşittir 34 ise N eşittir ne olmalı? 17 olabilir. Ama N eşittir 1 eksiği yani 16 da olabilir. N eşittir 1 fazlası 18 de olabilir. E hocam 17'yi bulmuştuk. Tamam ama 2N eşittir 17 olamaz. N eşittir 17 olmalıydı. Onun için yanıtım nedir gençler? 2, 3 ve 4'tür diyorum. Evet. 8. sorudayız. Yine bir soy ağacı sorusu gençler. Aşağıda verilen soy ağacında X kromozomuna bağlı çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler koyu renk ile gösterilmiştir demişiz. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir inceleyelim soy ağacımızı. Dişi birey, erkek birey, çift yumurta ikizliliği durumu söz konusudur. Şimdi X'e bağlı çekinik bir gen durumu mu söz konusu? O zaman yazalım şimdi. X küçük r küçük r, X küçük r y, X küçük r y. O zaman diğerleri X küçük r küçük r ya da X küçük r y şeklinde gösterilmeyecek. Çünkü sadece ve sadece taralı bireyler, koyu renkli bireyler bu şekilde gösterilmiş. O halde buraya büyük R diyelim ama bu küçük R buradan geleceği için küçük R buradan geldi. 5 numaralı birey büyük R, büyük R de olabiliyor. Ancak büyük R, küçük R de olabiliyor. 9 numaralı birey X büyük R ya olacak. Küçük R'lerden biri 7'den gelecek. X küçük R ama büyük R yanında olmalı, taralı değil. O halde burası X büyük R Y'dir. Küçük R buradan geldiğini düşünürsek eğer o zaman büyük R buradan gelecektir ama burası büyük R büyük R ya da büyük R küçük R şeklinde olacaktır. Yani burada kesin olarak 3 ve 5 numaralı bireylerin genotiplerini bilemiyoruz. Çift yumurta ikizlerinin bu özellikle ilgili fenotipleri farklı mıdır? Evet, biri sağlıklıdır, biri hastadır. 1, 8 ve 9 numaralı bireyler. 1, 8 ve 9 numaralı bireyler sağlıklıdır. 2 ve 7 numaralı bireyler. Bu özellik bakımından 2'ye ve 7'ye. 2 nerede? Burada. 7 nerede? Burada.
Heterozigot genotiplidir. Evet, doğru. 9 numaralı bireyin bu özelliği fenotipinde gösteren çocukları olabilir mi? Şimdi 9 numaralı birey bu şekildedir ama mesela evlenmiş olduğu dişi birey küçük R küçük R şeklinde olsun. Tamam? Bu bireyin kız çocuklarında bu hastalığın görülme olasılığı olmaz. Ama erkek çocuklarında bu hastalığın görülme olasılığı %100 olur. O halde arkadaşlar bu da doğrudur. Yanıtım nedir? Edinedir. 9. sorudayız. Yukarıda verilen kromozom formüllerine sahip bireylerden hangilerinde otozomal kromozomlarda ayrılmama durumu meydana gelmiştir? Şu kısım sayı kısmı otozom, şu kısım X ve Y ile gösterilen kısım gonozom, yani eşeysel kromozomlardır. Otozomal kromozomlarda burada problem yok, burada problem yok, burada problem yok, fakat burada problem var. Çünkü 44 olması lazım iken burada ne olmuş arkadaşlar? 45. O halde cevabımız nedir? Adanadır